Merhaba Postokobi izleyicileri. Bugün sizlere Organize Sanayi Bölgesi DES'ten sesleniyoruz. Ve muhteşem bir firmaya konuk olduk. Aras Endüstriyel Mühendislik Firması. Ve firmamızın kurucusu, aynı zamanda elektrik mühendisimiz Sayın Turgut Akın'la birlikteyiz. Bakalım geçen uzun yıllar ve yaptığı işler hakkında bize hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar efendim. Merhabalar, hoş geldiniz. Tekrar. Hoş bulduk. Akın Bey, ben, burada buyurun. Buyurun. Burada bulunmaktan mutluyuz. Çünkü gerçekten 24 koca yıldır hep kaliteyle birlikte Türkiye'ye ve dünyaya hizmet verdiniz. Bu anlamda nice 24 yıllar diliyorum öncelikle. Çok teşekkür ediyorum sizlere. 94 yılından beri Türkiye'nin önde gelen firmalarıyla çalışmış olmanın verdiği tecrübeyle her gün daha iyi ve daha güzel şeyler yapmak amacıyla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bizim genel olarak özetlememiz gerekirse içecek sektöründe, likit içecek sektöründe makine ve hat imalatları yapıyoruz. Fabrika kurulumları yapıyoruz. Genelde tabii bu aşamaya gelmek için bayağı bir çaba sarf ettik. Sonuçta sıfırdan bir bira fabrikası, bir şarap fabrikası, bir su fabrikasını komple kurabilecek düzeye geldik. Yani anahtar teslim anahtar diyorsunuz kısaca. Teslimi, evet. Süper. Buyurun. Burada gerçekten o kadar keyifli projeler var ki dünyaya mal olmuş nice firmalarla çalıştığınızı biliyoruz. Ve burada biraz evvel vurguladığımız gibi sadece Türkiye'm değil ağırlıklı olarak dünya ülkeleri de yararlanıyor bu hizmetten. Ve burada hangi ülkeler diyoruz biz de? Biz Afrika ülkelerinden Tanzanya, Mısır, Etiyopya, Kenya'da faaliyet gösteriyoruz. Türkiye Cumhuriyetlerinden Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan sayabilirim. Orta Doğu ülkelerinden Irak'ta bugüne kadar 3 tane, 4 tane proje yaptık. Fakat Orta Doğu'nun tabii savaşlar hiç bitmediği için şu anda Yemen'de bir projemiz var. Onunla uğraşıyoruz. Onun dışında Bulgaristan ve Ukrayna'da bir takım varız. İşlerimiz var. Ve daha yani niceleri diyoruz aslında, değil mi? Her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Süper. Saymaya gerçekten dakikalar evet. Yetmez. Nice nice ülkeler diliyoruz bize gelecek yıllarda. Teşekkürler. Burada gerçekten bütün bu saydığınız güzellikler, kazanılan uzun yıllar, muhteşem bir kadronun varlığını da ortaya çıkarıyor. Ben bu vesileyle öncelikli olarak tabii kurucu anlamında size, sonrasında o muhteşem mühendis kadrosuna ve sonrasında emeği geçen A'dan Z'yi o görünmeyen kahramanların tümüne de diyorum ki buradan Türkiye adına sonsuz teşekkürler olsun. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Çünkü burada Aras markası adımızı gururla yurt dışına taşıyor. Yelçiliğimizi üstleniyorsunuz bir anlamda. Evet. Türkiye adına da yine teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Esasında Türkiye'nin adını her yerde gerektiği şekilde temsil edebildiğimizi düşünüyorum. Ama bunları çok daha ileriye götürmek, daha da başarılı projelere imza atmak için de hala elimizden geldiğince var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Süpersiniz. Bir de Dünya markası var ki onun da evet. Temsilciliğini mi üstleniyorsunuz? Evet. Anlatalım Türkiye mı biraz? Türkiye temsilciliğini üstleniyoruz. Arkamızda gördüğünüz bu Fuji Robotics'in paletleme makinesinin Türkiye mümessilliğini ve servis ve bakımını yapıyoruz, kurulumlarını yapıyoruz. Fuji bir Japon firması, bildiğiniz yani bilinen bir dünya firma. Devi gerçekten. Dünya devi ve bizim özellikle içecek sektöründe hat sonunda paletleme işinde çok sık kullandığımız bir ünite. Türkiye'de şu anda 13-14 tane zaten kurulu vaziyette çalışır olan makinamız var.
bu sayıyı yani biz her sene onar onar arttırmayı düşünüyoruz, planlıyoruz. Süpersiniz, hedeflerde bunlar ileriye yönelik diyorsunuz bu arada. Peki efendim, burada tabii ki hizmeti sunmak çok çok önemli. Anladığım kadarıyla muhteşem bir kadroyla birlikte omuz omuza A'dan Z'ye tüm projeyi üstleniyorsunuz. Hı-hı. Ben de soruyorum, sonrasındaki hizmette Aras nerede? Sonrasındaki hizmette şu anda esasında internetin getirmiş olduğu bütün olanaklardan kullanaraktan gerektiğinde internet üzerinden müdahale yapılıyor. Gerektiğinde ise bizim teknik personelimiz hemen el kuşakla atlıyor, gidiyor. Bizzat yerinde müdahaleyi yapıyor, dönüyor geliyor. Ama biz bu müdahaleleri mümkün olduğu kadar aza indirgemeye çalışıyoruz. Onun için de son derece titiz ve son derece kaliteli malzemelerle işlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Ama ne de olsa bu makine insan hatasından veya başka bir hatadan dolayı illaki bir takım problemler çıkıyor. Ama bu problemleri de hiçbir zaman için müşterimizi mağdur etmeden en kısa sürede gidermeye çalışıyoruz. Süpersiniz. Burada zaten tüm müşterilerle proje bazlı çalışılıyor. A'dan Z'ye tüm proje sizler ve ekibiniz tarafından yönetiliyor. Evet. 24 yıl gerçekten kolay kazanılmadığının bir göstergesi bu. Kısaca ilmek ilmek bu yıllar işlendi diyorsunuz bu güzel cümlelerle. Değil mi? Ve gelecek olan nice 24 yıllar diliyoruz. Çok çünkü çeyrek asırdan bahsediyoruz. Dile kolay. Peki biraz evvel bahsettiniz aslında ama ben yine de soracağım. Acaba diyorum ileriye yönelik hedefler neler? İleriye yönelik olarak şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumdan dolayı pek fazla ne bileyim böyle ileriye dönük bir şey planlayamıyoruz ama sabitimizi korumaya savaşıyoruz galiba. Yok, sabiti korumayı azıcık geçtik şu anda ama bizim bütün derdimiz bütün yaptığımız imalatları tek bir fabrika çatısı altında Türkiye'nin hizmetine sunabilmek. Süpersiniz. Yani muhteşem bir dilek aslında. Evet. Bu demek oluyor ki Türkiye adına sağlanacak bir istihdamı aklıma getiriyor. Aynen. Burada iş gücüne ihtiyacımız var, çalışanlara ihtiyacımız var. Ve buradan hemen sizin vasıtanızla hükümetimize duyurulur diyoruz. Ve bu vesileyle açık olan, Türkiye'nin kanayan yarası olan da ara eleman sıkıntısının da mesleki okullarla kapanmasını diliyoruz. Evet. Ve bu muhteşem fabrikaya hazır elemanları bekliyoruz. Aslında yavaş yavaş biz yürekten diliyoruz. Ki var olan kalitenizle, güveninizle, müşteri memnuniyetinizle ama hep bu gülen yüzle nice yıllar boyu bizlerle olun. Saygılar sunuyorum efendim. Ederim.